Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler artık dolunay haftasındayız ve dolayısıyla ayın ışığı da büyüyor. Üzerimizdeki etkileri de çok güçlenecek. Çünkü ay sizi yönetir. Ve ay burcunuzdayken özellikle dolunay fazındayken ruhsal, bedensel, zihinsel çok etkiler sizi ve bu hafta böyle bir hafta hassas enerjiler var hafta başı ay terazi burcunda olacak pazartesi ve salı biraz daha özel yaşamınız anneniz babanız eviniz yuvanız ailevi konularda duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz güvenliğinizi çok ön önemsiyorsunuz günlük hayatınız beslenme bakım gibi alanlar belki ailevi konulardaki bazı hassasiyetler sizin için öne çıkabilir ve çarşambadan itibaren artık dolunayın enerjilerini daha yoğun hissedeceğiz. Tam dolunay anı perşembe günü 7 Mayıs öğlen 13.45'te olacak. 17 derece akrep burcunda. 5. evinizde olacak bu dolunay, 5. evinizi aydınlatacak. Sizin gibi su grubu bir burç akrep. Dolayısıyla akrep burcundaki yeni ay dolunay döngüleri aslında size olumlu enerjiler verir ve 5. ev de şans evidir. Evet şans evinizde, keyifler evinizde bir dolunay var. Bu dolunay hayatınıza neşe getirebilir aslında. Keyif aldığınız konu ve kavramları bu dolunayla beraber bu hafta genelinde daha fazla deneyimleyebilirsiniz. Onlara odaklanabilirsiniz. Aşk, romantizm, flörtler. Evet, aşk hayatınızda bazı önemli dönüşümler var. Yeni bir aşk olabilir. Süre gelen bir aşkla ilgili belki bazı kararlar vereceksiniz. Ee, çocuklarla ilgili konular aktif, çocuk sahibi olmak evet gündemde olabilir. Çocuklarınız varsa, çocuklarınız, onların geleceği, eğitimi veya yetişkin çocuklarınız var. Onların belki çocukları olacak ve onlarla ilgili konular var. Evet, tüm bunlar da duygusal olarak da sizi etkileyebilecek konular aslında. Bir yandan yaratıcılığımızın da güçlendiği bir dönemde olacağız. 5. evimiz bizim günlük hayatımızda uğraştığımız bir şekilde yeteneklerimizi geliştirdiğimiz hobilerimizle ilgilidir. Evet, şimdi hobilerinize daha fazla zaman ayıracaksınız. Belki bir hobinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Yeni bir hobi edineceksiniz. Belki bir eğitime katılacaksınız, kursa katılacaksınız ve benzeri ama her durumda kendinizi geliştirip yeteneklerinizi göstereceğiniz ve özdeğer duygunuzun da bir şekilde daha fazla güçleneceği aslında özel bir dönemde olacaksınız. Evet şans faktörüne işaret eder. Genel olarak kişisel doğum haritanızda destekliyorsa bu dolunay size maddi manevi şanslar getirebilir. En azından daha önceki girişimlerinizin sonuçları olabilir bunlar. Bir projenin sonuçlanması olabilir bazı kazançlar olabilir. Bunlar mümkün ama riskli piyasalara dikkat edelim. Dövizdir, borsadır veya eğlenceli yani şans oyunları. Buralarda çok da fazla risk almamak gerekiyor. Çünkü akrep kendi içinde her türlü finansla ilgili, parayla ilgili konuya da işaret eder ve genel olarak şu an içinde bulunduğumuz durum çok da fazla maddi risklere girmememizi işaret ediyor. Ama daha önceden yapılmış yatırımlarınız var. Evet, bu şans dolunayı belki onlarla ilgili sizin adınıza olumlu şanslı gelişmeler olabilir, fırsatlar olabilir. Bu hafta özellikle Cumadan itibaren Boğa burcundaki Merkürün çok olumlu açıları olacak. Akrep dolunayının da enerjisiyle beraber bazı şeyleri düşünebilirsiniz. Belki netleşen konular bunlar çocuklarla ilgili olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir. Bir şekilde farkındalığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Ve artık önümüzdeki süreçte daha uzun vadeli kararlar verebilir. Planlar, programlar yapabilirsiniz. Ve bunlar daha istikrarlı, daha verimli bir şekilde de hayatınıza yansıyabilir. Örneğin eşinizle bir konuyu konuşacaksınız. Bir karar aşamasındasınız çocuklarınızla ilgili. Ya da aşk hayatınızda eşinizle, partnerinizle bir konuyu konuşacaksınız. Bir teklif de bulunacaksınız ya da size yapılmış bir teklifi değerlendireceksiniz. Tüm bunlar için hafta sonu şartlar çok uygun olacak. Çok olumlu bir şekilde çözümler bulabilir, verimli kararlar verebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.